Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Etik Topluluğu Türek Kültür Merkezi'nde hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu konulu akademik etkinlik programı düzenledi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Laçüner, burada yaptığı konuşmada hukuk devleti olmanın bir yönüyle hukuk toplumu, diğer yönüyle yasalarla ilgili olmak olduğunu belirterek esas olarak da kültürel ilişkisinin bulunduğunu söyledi. Hukuk devleti olabilmek, yaşamın tüm alanlarını hukukun üstünlüğüne göre şekillendirebilmek. Bunun zorluklarını hemen hemen her alanda yaşıyoruz. Hukuk devleti olmak bir yönüyle hukuk toplumu olmak, sadece devleti değil, bir yönüyle yasalarla ilişkili ama asıl kültürle çok büyük ilişkisi var. Şu sıralarda Arap Baharı'nın yaşandığını ifade eden Laçüner, Arap ülkelerine gider de hukukun üstünlüğü derseniz bunun çok da bir karşılığı olmadığını görürsünüz dedi. Şu sıralar biliyorsunuz Arap Baharı yaşanıyor. Arap ülkelerine gider ve hukukun üstünlüğü derseniz bunun çok da bir karşılığı olmadığını görürsünüz. İşte yaşanan siyasi sorunların hukukla ilişkisi çok net bir şekilde bu örnekle de karşımıza çıkıyor. Türk toplumu ise hukuk, demokrasi gibi kelimeleri çokça tüketen, kelime olarak çokça tüketen ama o yoğunlukta yaşayamamış bir ülke. Çanakkale Vali Vekili Hüseyin Kulözü de sağlıklı adaletin günümüz modern dünyasında hem birey hem de devlet için vazgeçilmez iki unsur olduğunu bildirdi. Kulözü, sağlıksız bir adalet ve adaletsiz bir sağlık her zaman toplumların kolayca tarih sahnesinden silinmesine neden olan kavramdır diye konuştu. Çanakkale'mizin lokomotifi olarak gördüğümüz üniversitemiz ile Yargıtay üyelerimizin büyük fedakarlıklarıyla gerçekleştirecekleri hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu konulu akademik etkinlikler ötürü bu organizasyonu düzenleyen Akademi Çanakkale Derneği ve Çanakkale Etik Topluluğu'na çok teşekkür ediyorum. Eminim ki buradaki etkinlik sağlığımızın teminatı olan kıymetli hekimlerimizin hem konuyla ilgili bilgisi artacak hem de görevlerini daha bilinçli olarak yerine getirmelerini sağlayacaktır. Daha sonra Yargıtay 4. Ceza Daire Başkanı Sabri Öypiyacı'nın yönettiği oturumda Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Hasan Tahsin Gökçen, yargı kararı ışığında tıbbi müdahaleden doğan cezai sorumluluk diğer üye Mehmet Kaya'da, kamu görevlisi hekimler ve sağlık mesleği mensuplarının cezai sorumluluğu konulu sunum yaptı. İnsan sağlığını ilke edinmiş olan hekimlik mesleği en kutsal meslekler arasındadır. Ancak toplum halinde yaşamanın bir gereği olarak tüm meslekler için geçerli olduğu üzere hekimlik mesleğinin de hukuk kuralları çerçevesinde icra edilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada tıp mesleği ile hukuk arasında bir kesişme söz konusudur. Bu toplantının konusu da tıp mesleğinin icrası dolayısıyla meydana gelebilecek olan uyuşmazlıklardır.